Tekrardan herkese merhaba. Ebru ile Nefes Alan Mekanlar programında yine beraberiz. Kaldığımız yerden Burcu'yla devam ediyoruz. En son 5 elementin insan üzerindeki birazcık etkilerinden ve kendi içindeki etkileşimlerinden birbiriyle ilişkisinden bahsettik aslında. Ve mevsim döngüsünden. Ve mevsim döngüsünden. İşte mevsimler dönüp değiştikçe biz mekanlarımızda ne gibi böyle hani köşelerimizi süslemek olsun, biraz daha sunak tarzı şeyler yapmak olsun, köşeler oluşturmak olsun, ne yapabiliriz? Ya da dekoratif amaçlı da bazı şeyler olabilir. Dekoratif yani amaçlı. Ya nasıl diyelim, zamanın ruhuna uygun şekilde mekanımıza bazı katkı da bulunabiliriz ki içgüdüsel olarak aslında istiyoruz hepimiz bu değişiklikleri. Sadece hani nasıl yapacağımızı ya da nereden başlayacağımızı bilmeyebiliyoruz. İşte bu konularda belki burada hani ufak tüyolar alabilirsiniz. Yani aynen işte Feng Shui çalışmasını yaptıktan sonra mekanın daha toprak, olumlu toprak elementinin olduğu işte bolluk bereketi temsil eden köşeye başak dalları koyabilirsiniz diyorum. İşte çakıl taşları koyabilirsin. Bazı şeyleri daha bol bol koymak. İşte ne bileyim bozuk paraları oraya koymak olsun. O bolluğu, bereketi, var olan daha canlı ve ortaya koymak, göstermek anlamında. Mesela sonbaharda da bu bal kabakları, hatta renk renk çıkar işte. Daha orta boyları da şimdi Türkiye'de biraz daha dekoratif amaçlı var ama satılıyor. Narı da kullanıyoruz. Onları işte ortaya koyabiliriz. Mutfak tezgahımıza, soframızın üzerine. Ondan önce bir şey soracağım. Yani hani bu belki önemli olabilir. Hani renk anlamında. Yani bu elementlerin hani temsil ettiği nasıl su, siyah ve mavi dediğin gibi diğer elementler için de böyle evet, bir yeşil, ağaç, reçete gibi söylersen bir onları da istersen üstünden geçelim. Ağaç elementi yeşil renkle temsil ediliyor. İşte görsel olarak düşündüğümüzde orman olsun, ağaç olsun, bitkiler. Yani bitkilerin tamamı aslında. Ama biz ağaç elementi biz yani 5 element tan biri. Evet, 5 ağaç 5 elementten biri. Benim kafam karıştı o zaman. Hayır. Başlayalım. Yani çünkü ağaç değil mi? Metal, su, toprak, ağaç, su, hava. Ağaç ya da odun. Yani ağaç ya da odun diye geçiyor. Tamam. İşte wood. Jane Yılmaz'ın dediği o tahta. O. Tahta. Ama hava o zaman bu döngüde mi yok? Öyle hava, bir şey var. Hava, öyle bir konu. Çünkü bütün moleküllerin içinde zaten atomik alt şeyde bile o boşluğun olduğu yer zaten. Hı. Yani hani şeyi düşünecek olursak işte o paganların 5 yıldızı, 4 element artı ruhtur. Tamam. İşte Ayurveda'da eterden söz edilir. İşte ruhtur. Şamanlar altı elementten bahseder. Ama hayır, tüm hava. Hava hepsini kapsar. Hava hepsinin içinde. Tüm elementlerin ama içinde o boşluktadır. Bildiğimiz şeylerde bir de hani başka tür. Ya bu Feng Shui bilgisi. Ya, Feng Shui'de de üstadlar yani ateş elementiyle havayı eş tutuyorlar. Ama birçok kabulde işte antik Yunan'ın 4 elementine ek olarak şamanların işte 6 elementten söz etmesi. Ayurveda'da 5 element, paganların kullandığı 5 element. 4 element var asıl. Ondan kim söz ediyor o zaman? Havası, toprak, ateş, antik Yunan. Tamam yani hani orada çünkü bizim bildiğimiz hani izleyicilerimizin çoğunun da bildiği odur büyük evet, ihtimal. Evet, şimdi ben yani Çin kozmolojisinde Feng Shui'nin kullandığı 5 elementten bahsediyorum. Burada hava yok. Havayı çünkü ateş elementinin denginde kabul ediyorlar. Hani ben 6. bir element olarak aslında şamanlar da o şekilde evet, yapıyor. Havayı koyuyorum ve onun şey yani hem merkezinde hem hepsinin kapsayıcısı olarak yani bütünün içini alan işte rüzgar ya aslında doğada baktığında. Demek istediğini anlıyorum. Hani hem hepsini kapsayan hem de hepsinin içinde olan yani. Yani merkezde şey, hava var. İşte nefes, işte doğada rüzgar. Zaten nefes alan mekanlar. Ya aynen hava hepsini hava kapsıyor. Yani Çin'in kendisi zaten hava. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Hani sen o diğer beşerten hani devam et. Bize renklerini onların İşte ağaç elementi için yeşil. Sonra hava ile ilgili de bir şey var aklımda sormak. O yüzden tamam, ona geçelim. Ateş zaten kırmızı, turuncu, bordo, mor. Daha böyle işte o cap canlı renkler. Sarı peki? Orada toprağa geçiyoruz. Sarılar daha toprak, sarıya yakın turuncular. Çünkü koyu turuncu yine cap canlı o ateş elementi. Yani ateşte de sarı artık şeyin ateşin de hani daha seyreldiği yerlerdir ya. İşte oradan toprak, toprağa geçiyor. Oradan toprağa geçiyor. Peki toprak da başka hani kahverengiler. Kahverengi. Bejler. Bejler. Üstteki ton. Ben evet şu an toprak tonlarındayım işte. Aynen. Toprak evet. Sen tamamıyla baştan sona mor pembeler işte yani kırmızı. Evet hepsi var aslında senin üzerinde şu an var. Beyaz ama yani metal, yoğunluk olarak beş ateş elementsin sanıyorum. Evet yoğunluk olarak kesinlikle ateş. Yani hani
Aynen. Yani mesela ateş elementini coşturmak istediğin, arttırmak istediğin, çünkü geleceğin bolluk bereketini temsil eder. Şey, üzerindeki gömlek geçirmek gibi bir tablo, poster duvara asmak orası o nokta için mesela yeterlidir. Harekete geçirmek. Ama bu evimin neresi dendiğinde ya bunun eğitimini almanız harita, gerekiyor ya çıkacağım. Ben ve benim gibi hani Feng Shui haritası çıkaran kişilere danışmak gerekiyor aslında. Tamam, o zaman biz şimdi ateşi dedik, ateş toprağı dedik, toprak, dedik. Metal, işte metal griler, beyaz. Peki metal zaten metalik. Peki metal. Kritik bir soru, altın rengi yani gold var. Altın rengi. Hepsi metale mi giriyor? Metale giriyor. Zaten metal obje koyun dediğim zaman o ya gümüş oluyor ya altın oluyor ya krom oluyor. Ama materyalin kendisini koymaları gerekiyor değil mi? Yani kağıt üzeri öyle boyanmış değil. Ya evet, ama hani bir de şöyle bir şey var mesela, siyah beyaz bir fotoğraf koymak da işte içine griler, evet, siyahlar, beyazlar. Elimde böyle bir şey var, ben bunu nereye koyayım dediğinde ben onu metal yönüne koymasını söylerim ya da su elementinin olduğu yere koymasını söylerim. Çünkü siyah, bir element kendinden önceki de onu doğurduğu için, onu beslediği için o mekanda olumlu şeyi arttırmak istediğimizde hem o elementin kendisini kullanıyoruz hem bir öncekini. Dolayısıyla su elementi olan yere siyah beyaz bir fotoğraf koymak, oradaki olumlu o işte başarı, akademik başarı enerjisi olduğu için su elementinin karşılığı orayı besler. Şeyini arttırır. Olumlu durumunu arttırır. Ha, metali biraz daha anladık. O zaman sırada su. Su zaten siyah, işte lacivertler. Tamamen suyun en derin renkleri. Karanlığı da dahil şey, ederek. Yani maviden başlayıp siyaha giden. Evet, çok gibi. Yani evet, ama siyahın mesela antrasite doğru griye giden tarafı da metale ait. Yani siyah biraz aslında çizgi. Hatta bir geçişli tablo tabii şart anladığım kadarıyla anlatım için. Evet. Onun için böyle evet, gözümüzde canlandırmak biraz tabii zor. Peki. Ya bu bilgi şu an tabii havada kalıyor ama hani evin içinde bunu notlarla yazdığımız zaman, işaretlediğimizde o anlamlı oluyor zaten. O evet. Ne yapacağını o kişi biliyor oluyor haritaya baktığında. Peki hepsini dedik mi şimdi biz? Ateş, dedik. Su, ağaç dedik. Toprak. Ateş, dedik. Toprak, metal. Metal dedik. Peki. O zaman bir genel soru sorayım. Ondan sonra da ben de önereyim. Evet, bakalım cevabını biliyor muyum? Ya da önce havayı çalıştığım yerden havanın, sor. Tabii havanın bir renk şeyi var mı? Yok, zaten hava elementin orada yani arttırmak istediğin yani şeyde çıkmıyor. Haritada hava elementi diye bir ama şey var, çıkmıyor. Ama var, olmadığı anlamı. Çiğ yani dolaşıyor işte hava. Hava ile birlikte çiğ kapıdan giriyor, onu karşılıyorsun. Pencerelerden zaten havayı giriyor. Dolaştırmak için mi biz bunu evet, gibi bir şey? Evet, yani o işte enerji ruhunu, elementin de ruhu var. Hani her şeyin, şamanlarda mesela bu çok daha detaylı anlatılır. Ruhu vardır yani özü, öz şeyi, bilgisi. Öz bilgisi. Peki. O hani nefes aslında dünyaya geldiği an, o yaşam başlayıp ilk nefesi alması, hani gökten yere iniş. Yani yine de böyle benim hani kafamda yani bazı şeyler oluşuyor yani çünkü bazen de o nefes alma hissini birazcık nasıl diyeyim ya yani uçuşma hali ya da uçuş işte tüy o yani sembol olarak belki tüy koymak gibi şeyler geliyor aklıma. Evet, olabilir. Tüy zaten daha böyle hani işte hafiflik, evrenimize olumlu enerjisi, mesajı anlamında işte meleklerin sembolü falan da yol göstericisi, doğru yolda olduğumuz, bizi destekleyen, işte korunuyorsun anlamında olduğu. Peki, bir şey, sembol. Sence beyaz bunların neresinde? Ya beyazı renk olarak metale dahil ediyoruz işte. Ve beyazı kullanacağımız zaman metal elementinin karşılığı olumlu bir enerji alanı yok. Beyazı şeyde arttırmak için kullanıyoruz. Su elementini arttırmak için. Daha çok. Yine o da mı hava değil? Ben bir ümitle acaba havaya mı? Yok, Feng Shui'de havanın karşılığı hiçbir bilgi yok. Yani o kitabın içinde havanın karşılığı bir şey yok. Yani hava ateş elementidir dedi Master. O zaman ateş elementidir. Ama diyorum işte. Sadece yani bir feng shui bilgisiyle yaklaşmıyorum sonuçta ben de. Hani hem hayata hem şeye yani mekana. Oraya bir hani kuş tüyü koymak istiyorum dediğinde o artık onun sunağının bir parçası zaten. Yani oraya işte çok sevdiğim bir yerden topladığım çakıl taşları, işte kuş tüyü
deniz kabukları. Şimdi onları koyup bir sunak yaptığında sen buradan bu tüyü çıkar, bunu buraya koyma, bunu buraya koy demenin manası yok. Çünkü orada bir duyguyla zaten onların hepsini bir araya getirip kendince orada bir bolluğu, bereketi ya da inandığı bir şeyi, bir duygusunu desteklemek için sembollerini dizmiş oluyor. O da o kişiye ait. Hani evimiz zaten bizim mabedimiz, en hani özel, en mahrem yerimiz. Ya orası öyle de. Dışarıya açık biraz... olmayan şeyimiz. O şeyle alakalı işte, hani mesela ataları onurlandırmak dedi. Geçici sunaklar yani, illa sürekli benim burada böyle bir ya tapmak anlamında değil zaten. Yani iyi hissettiren objeleri sunak, koymak. Sunaktan geliyor büyük ihtimalle. Bir şey tabii sunuyorsun ama. Ama sen iyi hissettiren şeyleri de koyabilirsin. Orada kime ve neye yani sunuyorsun? Yani atalarının fotoğrafını koyduğun zaman mesela aile büyüklerinin fotoğraflarının olduğu işte büfelerde şeyler vardır. Yani o kişiye ait bir objeyi önüne koyduğun zaman hani o sana iyi hislerde bir şey veriyorsa, o alışveriş güzel duygularsa iyidir. Ama hani her baktığında ağlıyorsan, onun eşyasına dokunup bir hüzün duygusuna giriyorsan, o sana hizmet eden bir köşe, bir duygu değil. Yani ya da böyle bir hani kendini ona yas sokma. Tutma olayı var. Evet. Bir yas İzin tutma ver, sürecini ama yaşayıp sonra hani, çünkü yas hani hiçbir şey sürekli olmaz ve olmamalıdır da, onu sürdürmeye çalışmak da çok yıpratıcı bir şey. Hani bu yas olsun, çok büyük bir neşe de olsun yani. Hepsi böyle o aslında her daim denge ve o döngünün dengesine kavuştuğunuzda o bir hani ahenk ve huzur içinde yaşıyor oluyorsunuz. Oluyoruz hepimiz de. Yani aslında zaten olay tüm hayatın olayı, mekanın olayı, işte mimarinin yani temeli hepsinin denge. Yani yediğiniz içtiğinizde bile yani hani bir şey zararlıdır demek de çok hani manalı gelmiyor bana. Çünkü hani çok faydalı bir şeyi de çok yerseniz mesela zararlı olur. Aynen. Yani işte ya o denge, yani onu bilebilmek, bu dengeyi bilebilmek insanın kendisi için bence yani şahsen bir bedeninin farkına varmak. Yolculuk ve hani bir farkındalık ve yüzleşme sürecinin sonunda olan bir şey ve ona da zaten olgunluk diyoruz. Hani evet, olgunlaştım ben bu süreçte falan evet. Gibi cümleler herkesin ağzından zaman zaman duyabilirsiniz. Yani o anlama gelir diye düşünüyorum ben. Hani gözlemlerim tanımak, onu gösteriyor. İşte bir hani ruhumuzun farkındalıkları. Ama beden de değişiyor. Tabii beden de değişiyor. Yani fikirler değişiyor, düşünce, hissiyat, hepimiz o tat, hep değişiyor. Aynı tadı yani almayabiliyorsun zaten yediğin bir şeyden. Bu sırf pişirme anıyla, zamanla aldığın o ham maddeyle ya da kişiyle alakalı da değil. Evet, yani senle de alakalı. Dolayısıyla o şeyin aynısını tutturmak o yüzden imkansız. Yani sonsuz olasılıklar arasından sen birçok farklı kombinasyonun bir araya gelerek oluşturduğu o gerçeklik anını bir daha yaratmak istiyorsun. Ama yeni bağlar oluşmuş. Onun oluşmasıyla yeni bağlar da oluşuyor. Ve yeni başka şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık bunu yeniden ilk oluşuyla, bu yokken var olan anı ikinci defa aynısını yaratmak istediğinde artık bu var. Yok halini kabul edemezsin. Dolayısıyla bunu oluşturmak için yine aynı şartları oluştursan da aynı olmuyor. Dediğin gibi işte yas geldi, ona tutunma, kalma orada. Yani o köşe sana mutsuzluk veriyorsa boz orayı, dağıt. Yani memnun olmadığın, güzel geçmeyen bir günün, seyahatin fotoğraflarını işte buzdolabında görüyorsan ve her buzdolabının açışında ya şurada da ne işte şey olmuştuk, yok zehirlenmiştik şu gezide falan. Hani tamam, bunun komik bir anı gibi şey yapıyorsan belki olabilir ama ne hissettiriyor fotoğrafa baktığında? Yani özetle aslında bir şeyleri tutmak fazladan, tutunmak böyle hani olay oluyor. Aynen. Bırakacağın zaman bırakmalısın yani. Seni de ondan, onu da senden özgürleştirmeyi iyi yaşadığında zaten farklı açılımlar ve farklı bir seviye olacak. Çünkü artık sen o sen değilsin yani. Aynen, bu tutunmaktan da hani gözümün önünde şeyi canlandırıyorum. Ben böyle kilolarca ağırlıkta bir market torbası taşıdığını düşün. Çok uzun mesafeler onunla yürü elindeyken. Hatta sırtında da yükün olsun. Merdiven yani. Çık. Daha da yürü, 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 yürü. Hani hakikaten o yolu bu ağırlıklarla yürümeye değer mi? Yani onları bırakabileceğin bir yer varken, ellerini kesmiş, ellerin morarmış, şişmiş. Hani bu bırakmadıklarımızla zaten vücutta spazmlar, ödemler, kasılmalar oluyor. Yok işte dişlerimizi sıkıyoruz uykumuzda. Farkında olmadan avuç içlerimizi sıkıyoruz. Ne bileyim, sürekli hani şu şey bir sallanma, bacak sallama. Tutuluyor. Onlar tutuluyor. Sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun. Yani hani hep onlar geçmişte sana şu an ihtiyacın olmayan yükleri hatırlatıyor aslında. Yani bırak diyor. Bırak diyor.
rahat ol ya. Şöyle bırak elini kesmesin o torbaları koy. Bir boşalt. Sırtındaki yükleri taşıma. Bir de taşıma. Yani onu yaptıktan sonra ben niye tutuyormuşum ki bu kadar çok diyor insan. Ha, evet. Niyeymiş yani hani. Bilmiyorum niyeymiş. Hani evet, bunu bu kadar kolay konuşuyoruz ya biz böyle bütün yüklerimizi bıraktık. Oo, ya hep biz öyle Haydi gibi biz. Koşuyoruz kırlarda. Sürekli doğadayız falan zaten. Çiğ böyle gırla geziyor. Yani gezdirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu düşüyor. Yani şimdi hani böyle frekans ölçer, enerji ölçer şeyler var ya her bir çakramızı ölçtük diyelim. Çok güzel, akış muhteşem, titreşim harika, uçuştasın. Yarım saat sonra mesela bir mesaj geliyor. Ne bileyim işte bir konu oluyor. Bir telefon konuşması yapıyorsun birisiyle. Kötü bir haber alıyorsun. Onların hepsi takır takır darmadağın oluyor tabii. Hani o varsa bu da var. İşte yin yangın dediği şey odur zaten. Yani hani iyinin içinde kötü de var, karanlığın içinde aydınlık da vardan çok... bu devam ediyor ve hani beyaza da geçiyorsun, o bitiyor, siyaha da geçiyorsun, o duygu da geliyor, geçiyor, karanlık bitiyor, güneş doğuyor. Yani bitmeden döne devam ediyor ve aynı yoldan geçmiyorsun. Üç boyuta döndürüp baktığında aslında bunun bir spiral olduğunu da hani söyleyebiliriz. Çemberler oluşturmuyoruz. Yükselen çemberlerden böyle şey değil mi? Spiraller. Ya yaşam yolu. Yani yaşam yolu öyle de. Yok, yin yangı da hayır onu ben şimdi ona eklenti yapıyorum. Yin yangın üzerine spiraller belki oluşturuyorum. Belki üzerinde çalışılabilir yani. Hani o öyledir belki onun içeriği. Bilmiyoruz. Yani üç boyutlu bir yaşam yaşıyoruz. Zaman, mekan, geçmiş, gelecek, şimdi yani hani girdiler, dinamikler çok fazla. O yüzden... hani bunlar ufak böyle birkaç hani anahtarla ufak kilitleri açıyorsak, bir yerlere dokunuyorsak, sizi de böyle bir şeyler düşündürüyorsa hani bence bu program şu an o şeye amacına ulaştı diyebilirim. Bir de hani bunu dinleyip de herkesin ne aldığı ayrı kendine olacaktır ve bu yarıyorsa, nasıl bir açılım yapıyorsa kişilerde yani olan odur yani olan zaten doğrudur. Ya evet. O yüzden mevsimin renklerini takip ederekten, mevsimin o duygularını, coşkusu işte yazsa öyle, nasıl yaşadığımıza bakıp yani kışın sembolize ettiği kış nasıl geçer? Yani hani doğada nasıl? Ormana gidin, sonbaharda bakın, kışın gidin bakın. Hani doğa nasıl yaşıyorsa, herkes bir yuvasına çekiliyorsa, yani evde ne yapabiliriz dekoratif olarak diyorsun. Hı hı. Mevsimleri sana göre ne temsil ediyor? Sen kendin mesela işte kışı sana ne temsil ediyor? Belki kar taneli camdan bir şey koymak. Pofuduk kazaklar. Pofuduk kazaklar. Yani herkese bir mevsim fotoğrafı koy desen bir yerde ortak bir şey olur işte. Sonbaharın o şeyi benim aklıma hemen böyle çay, tarçın, battaniye geliyor. Yani mevsimlerle ilgili 3 tane zamanlı kelime söyleyin dediğimde herkes şimdi 3 kelimesini şey yapacak. O zaman bir kapı açılacak zaten döngüsel olarak. Herkesin kendi mevsimsel kodları var. Mekanımıza bunları da yansıtabiliriz. Bahsettiğimiz tüm bu şeylerle toparlayacak olursak hani böyle bir kilitle, bir yani kilidin açıldığını, ufak da olsa böyle bir yerlere dokunduğumuzu düşünüyorum. Başka eklemek istediğim bir şey varsa? Ya eklemek istediğim şey işte hani herkesin soruları varsa, daha detaylı bilmek istedikleri, bu konudan da bahsedin dedikleri şey olursa sana derler. Yorumlara yazabilirler. Burcu da gelsin derseniz gelirim. Evet, bize sosyal medyadan ve iletişim bilgilerimiz yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlara yazın. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere kadar. Bir dahaki sefere kadar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça